Olacak şey mi ya? Olacak şey mi? Ben hayatımda böyle bir rezalet görmedim. Ayrıca bir daha da görmek istemiyorum. Ona göre lütfen herkes ayağını denk alsın. İşte o kadar. Ben suçlulara gereken cezayı verdim komutanım. Bir daha böyle bir şeyi cesaret edeceklerini sanmıyorum. Tabii teşvik veya tahrik edilmedikleri sürece. Cevap verebilir miyim komutanım? Evet, lütfen. Kızların kimseyi teşvik ya da tahrik ettiği yok binbaşım. Lütfen erkeklerin suçunu kızların üzerine atmaya çalışmayın. Ben de cevap verebilir miyim komutanım? Ver, ver. Ben kimsenin suçunu kimseye yüklemiyorum hanımefendi. Ama şunu unutmayın ki binlerce erkeğin arasına 40 tane genç kızı şuursuzca konuşlandırırsanız olacak vukuatlardan da siz sorumlusunuz. Bilmem anlatabildim mi? Şu cümlenizden anladığım tek şey siz bir kadın düşmanısınız beyefendi. Yanlış anlamışsınız efendim. Ben kadınları severim ama sadece askeri bölge dışında. O zaman gidin sevin efendim. Müsaadenizle komutanım. Tabii buyurun bir başım. Özür dilerim komutanım. Böyle gereksiz bir polemiğe şahit olmanızı istemezdim. Birbirimize karşı nedir bu sohbetiniz Bedri? Çok çabuk geriliyorsunuz. Yani ateşte baruzluk gibisiniz adeta. Benim bilmediğim bir husumetiniz mi vardır? Nedir? Pek husumet sayılmaz komutanım. Eski bir hikaye. Hikaye mi? Ne kadar eski? Çok eski komutanım. Harp okulu yıllarından kalma. Bak istemiyorsan anlatmak zorunda değilsin. Mühim değil komutanım. Tabii. Zaten anlatacak fazla bir şey yok. Kendisiyle harp okulundan sınıf arkadaşıyız. Hepsi bu. Ha, eski bir aşk hikayesi yani. Tam olarak aşk hikayesi denemez komutanım. Sanıyorum tek taraflı bir şeydi. Yapma ya. Otur bakayım şöyle. Sağ olun komutanım. Ben ona ayıptır söylemesi, konuşma teklif etmiştim komutanım. Ne dedi peki? Kabul etmedi mi? Bilmiyorum komutanım. Olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi kendisi. Ya. Demek o yüzden ikiniz de hiç evlenmediniz ha? Zehra binbaşının mazeretini bilemem tabii. Ama bu dediğiniz benim için fazlasıyla geçerli olabilir komutanım. Ya. Bir hala seviyor musun peki? Her neyse. Bu arada senin hasbitembeller ne yapıyor? Tank eğitimindeler komutanım. Ay, umarım bir sakatlık çıkarmazlar. İnşallah komutanım. O ne ya? Ne oluyoruz ya? Komutanım yere yatalım isterseniz. Bence de. Eyvah Süheyla! Süheyla mı? Komutanım! Korumak lazım Bedri. Az kaldı bunlardan. Nerede lan bu imdeler? Hangileri? Evladım delirdi mi yavrum? Niye ateş ediyorsun be? Ateş etmiyordum vallahi komutanım. Kapıyı açmaya çalışıyordum. Bravo be! Be. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur. Oğlum! Oğlum! Arkadaşım de, ne bileyim komutanım, sabahtan beri bunu arıyorum ben. Bana bak. Dikkat! Ne oluyor burada? Hey! Mühim bir şey değil komutanım. Yanlışlıkla ateş ettim de onu konuşuyorduk. Ruhi! Gene mi sen aptal manyak? Evet komutanım, benim. Hayda! Yine çalışmaya başladı bu ya. Sakin ol. Önce durdur şu aleti. Nereden durduruluyor bilmiyorum ki komutanım. Sağ tarafta bir kol göreceksin. Oh! Evet görüyorum. Sol tarafımda da bir tane var. Salak! Onlar kendi kolların. Ben metal olanı diyorum. Yani sağ taraftaki. Oh! Burada bir şeyler var. Buldum galiba komutanım. Bu mu? Bozuk galiba komutanım. Aa, nereye gittiniz be? Neredesiniz oğlum ya?